İsterseniz alerji nedir? Hani neden oluşur? Hangi konu durumlarda böyle astıma dönüşür? Siz bunları daha iyi bilirsiniz de çaresi nedir? Ne yapabiliriz? Astımla başlayalım istedik. Alerji. Şimdi insan bünyesinde histamin kortizon dengesi var. Hı. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mast selin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. Vücudumuzda histamin kortizon dengesi bozuluyor. Neden bozuluyor? Niçin bozuluyor? İki sebebi var. Bir, midede gastrit varsa, yani kişinin midesinde bakteri varsa, bakteri toksik madde üretir. Hı. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler. Evet. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Histamin oranı yükselirse alerji ortaya çıkar. Bir. İkincisi, kişinin bağırsaklarına herhangi bir kimyasal ilaç kullanmışsa, antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire, Hı. bağırsaklarda her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri olur. 2 kilo bakteri ne demek? Oo. Evet, çok. Hakikaten şaşkınım 1 şu kilo, anda. 2 kilo. Yani her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri olur. Bu bakterinin normal olarak %99'u nedir? Faydalı bakteridir. Faydalı bakteriler ne yapar? Vitamin üretirler. B6 vitamini, B12'den folik asit, yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere dönüştürür vesaire vesaire. Fakat kişi bir, kimyasal ilaç kullanıyorsa, iki, abur cubur şeyler çok yiyorsa, ki cips, jelibon, kek, gofret, bunların içerisinde hep kimyasal madde var. Ha cips, jelibon, kek, gofret yemişsiniz, ha Marka kimyasal ilaç. söylemeyelim. Yok, cips, jelibon, kek, Ha, gofret diyorum ya, marka söylemiyoruz. genel bir isim, firma ismi yok. Firma Anladım. ismi söylemiyorum. Neyse, o söylediğiniz evet. Kimyasal katkı maddesi içerdiğinden bunlar kimyasal ilaç almış gibi bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok eder. Mantarlar çoğalır. Mantarlar toksik madde üretir. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar kendini korumak için yağ tabakası oluşur. Yağ tabakası oluşursa ne olur? Bağırsaklar normal olarak ince bağırsak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de DAO, diaminooksidaz isimli çok özel bir enzim. Bu enzim histamini minimum seviyede tutar. Bu enzimin azalması histaminin sürekli yükselmesi demek. Bu da alerji demek. Evet.